Ajans bugüne ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Önemli konularımız var. Hepsini var. aktaracağız ama e, en önemlisiyle başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal STK'ları ziyaret etti ve e, acaba Doğru. masada hangi konular vardı? Neler konuşuldu? Neler söylersiniz? E, tabii enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın önceliği şu anda. E, dolayısıyla bunun hani biz de burada zaman zaman konuşuyoruz. Enflasyonla mücadele tek başına yapılacak bir şey değil. topyekün bütüncül bir anlayışla yapılması gerekiyor. Yani faizi yükseltirsiniz, piyasaya kredi kanallarını kapatırsınız, hani vatandaşın daha az harcamasını sağlarsınız. Hı. Tamam ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü Türkiye'de bir de fiyatlama alışkanlıkları var. İşte fırsatçılık var. İşte zaman zaman anlatıyoruz, özellikle gıdada, tarladan, çatala kadar zincirdeki aracılar vesaire var. Yani bu fiyatlama alışkanlıklarının değişmesi lazım. O yüzden de Merkez Bankası'nın reel kesimle bir araya gelmesi önemliydi. Enflasyona topyekün bir mücadele lazım. Fiyatlama alışkanlıklarından kastım şu. Kur arttı biz de fiyatları arttıralım diye bir anlayış var mesela. E evet. şimdi kurt dövüştü niye fiyatlar geri gelmiyor? Bunu da bekliyoruz. Yani hani Kur arttığı zaman benim maliyetlerim arttı. Ben de fiyatları arttırırım diyenler düştüğü şimdi zaman kur düştüğü zaman da maliyetleriniz azaldı. <laughs> size arttı, azaltın ki böyle hem maliyet enflasyonu hem de tüketici enflasyonu düşsün. Netice itibariyle tabii bu fiyatlama alışkanlığı değişmiyor bizde. Ee, o yüzden de hani bunlarla mücadele lazım. O yüzden de e, Merkez Bankası hem esnafla hem topla yani reel kesimle özellikle esnafla bir araya geldi. Gıda ile gıda fiyatlarıyla mücadele noktasında işte gıda komitesinin de bir üyesi hem de sekreterliğini yapıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla hani topyekün mücadele devam ediyor. Öyle gözüküyor. O yüzden de önemliydi yani dünkü toplantılar, verilen mesajlar önemliydi. Bundan sonraki gelişmeleri tabii takip edeceğiz. Teşekkür ederiz ayrıntılar için. Şimdi başlayalım barkomuzla, ilk barkomuzla. Faizsiz ev ve otomobile bir çeki düzen mi getirildi? Evet. Bununla Şimdi, ilgili notlarımız var. E, bununla ilgili tabii detaylar belli olmaya başladı. Geçen hafta aslında az çok konuşmuştuk. Biliyorsunuz hani bu bir sistem var. Bu 90'lı yıllarda kuruldu. E, i̇şte hani kadınların böyle altın gününe Hı -hı. benzeyen bir sistem. İşte e, insanları bir araya getiriyorsunuz. E, onlardan para topluyorsunuz. Ondan sonra kura ile bir ya da iki tanesine e, ev ya da araba veriyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem işlediği ee, ama e, öyle bir noktaya geldi ki kontrol edilemez duruma gelmeye başladı. Yani burada bir... E arıza çıkabileceği ihtimali belirdi. Hı hı. E, çünkü insanların mağdur olabileceği, şirketlerin mağdur olabileceği o yüzden de yasal bir zemine oturtulması yani lazım. Bir çiftlik bank olayı daha yaşanmasın diye demiştik. E, Geçtiğimiz yani, hafta evet. konuştuğumuzda. Bir hani bir saadet zinciri olayı tabii. olmasın diye tabii. düşündük. Hı hı. E, tabii ki burada çok dürüst çalışanlar var. Birazdan rakamları vereceğim. 90 bine yakın insan ev sahibi olmuş e, faizsiz sistemle. Hı hı. Ama işte e, dürüst çalışana da zarar verecek bir sistem olmasın diye yasal zemine oturması lazımdı. Hazine Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı ve BDDK bununla ilgili çalıştım. Hı hı. Bir e, tasarı da ortaya çıktı. O ile ilgili biraz e, anlatalım istedik hem de bilgileri verelim. Şimdi sistem nasıl işliyor aslında biraz az önce birkaç cümleyle söylemeye çalıştım. Şirketler altın günü mantığıyla çalışıyor aslında. Para e, Üyelerden belli oranda aylık para toplanıyor. Evet. Yani ev ya da araba alacaksınız parayla bir ya da birkaç üyeye ev alınıyor. Hani biliyorsunuz kadınlar da altınları topluyorlar, kura çekiyorlar. O gün kimin evindeyse. O paraların ona, hepsi onun oluyor. oluyor. Evet. Şimdi, Şirket komisyondan para kazanıyor. Tabi bu arada şirket komisyon alıyor. Kadınlar birbirlerinden komisyon almıyorlar ama. Şimdi şirketin de tabi işini devam ettirebilmesi için bir komisyon alması gerekiyor. Komisyon veriyorsunuz. Bazıları sonraki dönemlerde evleri kendisi yapmaya başladı. Yani inşaat işine de girmeye başladılar ki o zaman toplanan paralar başka yerlere de kullanılmaya başladı. Hı. Dolayısıyla bir karşılığı kalmadı. O yüzden de bir tedbir gerekiyordu. Şimdi ne geliyor? Hemen sistemde bakalım. Sistemde kaç istersen. kişi var? Ee, ona evet. bakacağız şimdi. Doğru. Önemli. Ee, yani sistemde aşağı yukarı 30-35'in üzerinde şirket oldu şu anda. Yani 1-2 ile başlayan şirket. Ee, orada aşağı yukarı da 250 bin e, üyenin şu anda o sistemin içinde olduğu söyleniyor. Hı. E, tabii e, 90 bin de az önce söyledim 90 bin kişi de Ev sahibi olmuş bu sistemle birlikte. Ama yeni ne gelecek onu versin arkadaşlar Bakınımız hemen bakalım alabiliyor muyuz arkadaşlar? Yoksa ee, anlatalım hakkında. Evet ne değişecek ya da evet. bununla birlikte biraz onlara Şimdi da değinebiliriz. Şimdi bir değine kere biliriz. sistem e, yasal bir zemine oturacak yani Hı -hı. finansal e, kurumlar birliğinin içine girecek e, ve orada bir dördüncü e, sistem olarak duracak. İki e, bu sisteme girecek e, e, şirketlerin en az 100 milyon liralık bir sermayesi olması gerekecek. Dolayısıyla hani ben de hadi e, altın günü yapıyorum diye bir sistem kurma ihtimali olmayacak. Dolayısıyla güçlü, kuvvetli sermayesi olan bir şirket olacak. Evet, kural ve kaideler içerisinde başlıyoruz. Aynı. Evet. Ee, evet, verdi arkadaşlar Hı -hı. ne değişeceği. Şimdi e, dediğim gibi şirketler finansal kurumlar birliğine katılacak. Dolayısıyla bu bir e, yasal zemine oturmuş olacak. Orada faktörük leasing ve e, finansal kiralamadan sonra dördüncü bir e, sistem olacak, sektör olacak. Sektörün adı da tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılacak. Dediğim gibi 100 milyon TL sermaye bu önemli şirketin güçlü olabilmesi için. İşlemler için bir vade sınırı olacak. Yani sonsuza kadar insanlardan para toplama gibi işte o zaman sizin söylediğiniz noktaya gelinebilir. Yani işte o çiftlik bankları Tabii. daha önce gördüğümüz o Titan işleridir vesaire. Oluyor demiyorum. Olduğu da yok şu anda ve çok da güçlü şirketler de var ama Hı. oraya evrilebilecek kötü niyetler bu sistemin içine girebilir diye bir yasal yani zemini olmasını. şirketin olması varlığıyla mı ölçülecek peki bu kişi sayısı? Bu kota öyle mi konacak mesela? E, yani Böyle bir şey, şey olabilir mi? kişi sayısından çok vade sayısı. Yani Hı. size 100 ayda ev veriyorum diyemeyecek. Orada Hı. bir sınır olacak. Hı. O sınırı da belirleyecekler Dolayısıyla arkasında bir otorite olacak bunun. Hem sizi hem de şirketi koruyacak. Hı hı. Şimdi toplanan paralar başka yerlerde kullanılamayacak. Bu önemliydi. Yani şirketler buradan insanlardan para toplayıp işte inşaat yapayım, başka işler yapayım e, derdine düşüyorlardı. Bu olmayacak. O para kontrol altında olacak. Nasıl olacak? Her proje için hazineye karşılık aktarılacak. Yani siz bir arızaya düştüğünüz zaman o parayla insanları koruma altına alabileceksiniz. Evet. E, bu yakın zamanda meclise gelecek ve bir yasa olarak da çıkacak. Göreceğiz sektör temsilcileri konuştular bak ben de dinledim, Hepsi de memnun aslında yani bu işi dürüstçe güzelce yapan insanlar. Çok memnunlar bir yasal zemine oturtulması. Çünkü o onları da koruyacak, müşterilerini de koruyacak. Arkada bir otorite olacak. Evet Çok teşekkür ediyoruz. Ben Önemli teşekkür bir konu. Birçok kişinin de bence aklını kurcalıyordu. Evet. E, ve detaylarıyla aktardık. Şimdi yani devam... Bu sistem aslında şunu kazandırıyor e, insanlara. Bankadan faizle para almak istemiyorsunuz. Evet. Ya da bankaya işte e, bir e, 10 yıl, 20 yıl neyse bankaya bağlı olmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle tercihler var. Bu da bir. Tercihtir. Ve evet, yasal evet. zemine oturuyor olması da zaten bütün aynen, soru işaretlerini aynen. ortadan kaldırmış evet. oluyor. Şimdi devam edelim. Türk Lirası e, güven kazandı. O. Bununla ilgili değerlendirmelerimiz Şimdi var. Şimdi Merkez Bankası ve TÜİK e, rakamları açıkladılar. O, şöyle bakacağız. Şimdi siz bir e, yatırım aracına paranızı yatırıyorsunuz. Evet. Diyelim ki borsaya yatırdınız. Ama ülkede hem... E, enflasyon var. Yani üretici fiyat endeksi var. Yani üretici enflasyonu var hem de tüketici enflasyonu. Dolayısıyla yatırdığınız paradan bu enflasyonu çıkartıyoruz. Yani kazancınızdan. Hı hı. Bakalım geriye ne kalmış. Noktası bu. Ocak ayı ile ilgili e, parasını borsaya yatıranlar üfeye göre %7.16 kazanmışlar. Yani aslında daha fazla kazanmışlar ama üfe çıkartılıyor. TÜFE'ye göre de 8.19 kazanmışlar. Dolayısıyla hem enflasyondan paralarını korumuşlar hem de kazanmışlar. Peki faize yatıranlar ne olmuş? Enflasyona göre 1.48 kaybetmişler. E, 0.53 tüfeğe göre kaybetmişler. Devlet iş borçlanma senetlerine yatıranlar 1.85.09. Şimdi gelelim e, dövize yatıranlar ne yapmış? Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Döviz ya da dolar bir yatırım aracı değil. Uzun vadede belki kazanıyormuş gibi görünüyorsunuz ama bakın reel e, kazanca baktığınız zaman kaybediyorsunuz. Evet. O yüzden çok spekülatif inen çıkan e, ürünler altına yatıran ee, enflasyona göre %5.92 kaybetmiş. Ocak ayında e, TÜFE'ye göre de 5.02 kaybetmiş. Euro'ya yatıran ÜFE'ye göre 6.53 kaybetmiş. TÜFE'ye göre 5.63 kaybetmiş. Dolara yatıran 6.58 ve 5.68 kaybetmiş. Sadece borsaya yatıran kazanmış. Yani TL'ye güvenen Ocak ayında kazanmış. Şimdi 3 aylık ve 6 aylık değerlendirmeler, evet, değerlendirmeler de var. var. Hemen bakalım. Ee, en fazla kazandıran ve kaybettireni aldık burada. Ee, yine borsa ÜFE'ye göre 3 ayda %19.6 kazandırmış, e, TÜFE'ye göre %24.19 hem yani sizi enflasyona göre korumuş hem de para kazandırmış. Hı hı. Külçe altına yatıran %15.91 kaybetmiş, %12.69 TÜFE'ye göre kaybetmiş. 6 aylığa baktığımız zaman da yine biz burada en fazla kazandıran olmuş %9.51 ve %18.93. Devlet iş borçlanma senedine yatıranlar da en fazla kaybettiren olmuş. 14.52 ve 7.19. Dediğim gibi enflasyonla göre değerlendirdiğiniz zaman reel kazanç ve kayıp bunlar. Borsa kazanmış oluyor yani. He, bunun yani Hı -hı. Güvenen, evet, yani dolayısıyla TL'ye güvenen, işte e, dolara, euroya güvenen kaybederken gördüğümüz gibi reel olarak e, TL'ye güvenen kazanmış. Onları gördük hem 3 aylık hem 6 aylık. Hem de Ocak, Ocak ayı değerlendirmesini ilgili. yaptık. Bundan sonra da öyle görünüyor ki Türk lirasına güvenen kazanacak. Türk lirası daha değer kazanacak. Öyle görünüyor zaten kurlarda da aşağı yönlü bir hareket var. Aman dikkat diyor. Evet. Gündemin bir diğer önemli maddesi genel sağlık sigortası. Evet, Bununla ilgili fırsatlar var. Onlar neler? Hemen Şimdi genel bakalım. sağlık sigortası nedir? Hemen kısaca söyleyeyim. 2012'de hayatımıza girdi. Bakın bizi dünyadan ayrıştıran da buydu. Yani işte koca koca Amerika bile bu, bu genel sağlık sigortasıyla ilgili birçok arıza yaşadı. Genel sağlık sigortası bütün vatandaşları bir e, sağlık çatısı altına aldı 2012'de. Yani hepimiz artık sağlık sigortasının altındayız. Yani çalışıyorsak, emekliysek, bir e, evliysek, eşimizden, oğlumuzdan, babamızdan neyse ya bakmakla yükümlü olunan kişiyiz, ya bakmakla yükümlü olan kişiyiz. Ama hiç çalışmıyorsak, hiçbir e, işimiz yoksa ve sigortamız yoksa o zaman genel sağlık sigortası kendimiz oluyorduk yani hı hı. 2012'den sonra orada bazı sıkıntılar yaşandı ödemelerle ilgili falan sonra o arızalar giderildi ve biriken borçlar silindi. Ee, özellikle gençlerle ilgili yani e, liseyi bitirmiş, üniversiteye girememiş, 18 yaşından büyük bir genç e, eğer çalışmıyorsa genel sağlık sigortası e, dahil oluyordu. Hı hı. Onlar işte mezuniyetten sonra belli süreler tanındı, belli yaşlar tanındı ve o arızalar giderildi. Şimdi tabii çalışmadığı için genel sağlık sigortası primi çıkıyor. Bu prim de brüt asgari ücretin %3'ü kadar. işte şu anda aylık 90 lira civarında bir para veriyorsunuz. Siz ve aileniz çalışmıyorsanız, e, sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyorsunuz diğer sigortalılar gibi. Bunları ödemeyenler için bir borç birikmişti. O borçlar 4 milyon kişinin böyle borcu var. Küçük, büyük neyse. Hı hı. 30 Nisan'a kadar öderlerse bu borcu ee, hiç faiz ve ceza ödemeyecekler. Yani gecikme cezası ödemeden ödeyecekler. Ve toplu ödeyecekler. Ve toplu ödeyecekler. Eğer 31 Mart'a kadar, e, bu tarihe kadar borcunu ödeyenden gecikme cezası alınır. Hı hı. 31 Mart'a kadar ki süre daraldı. Gelir testine girene avantaj Sancık. Nedir gelir testi? Siz gidiyorsunuz, çalışmıyorsunuz, bir işiniz yok, geliriniz yok. Kaymakamlığa gidiyorsunuz, orada bir gelir testine Hı -hı. giriyorsunuz. Yani gelirinize, giderinize yani bakıyorlar. Diyorsunuz. Evet, bu, 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 bu korkulacak bir şey değil, bunu Hı -hı. yapalım. Eğer orada kişi başına gelir, yani eve giren gelir 1192 lira 50 kuruştan daha az ise, bu söylediğim 90 lirayı da ödemiyorsunuz. Devlet, hani eski yeşil kartlı gibi, devlet size... E, Sağlık hizmetini ücretsiz veriyor. Yüksek çıkarsa işte bu 90 lirayı ödemeniz gerekiyor veya bir borç çıkarsa da onu da cezasız, gecikme cezası 30 Nisan'a kadar ödeyeceksiniz. Bu yapılandırma kapsamında getirilmiş bir düzenlemeydi. Bunu hatırlatmak istedim. 31 Mart'a kadar hani bu gelir testinden korkmayalım, gidelim gelirimizi giderimizi orada bakacaklar hı hı. ve belki de yani hani şu skaların altına düştüğünüz için hiç para ödemeyeceksiniz, hiç para mı ödemeyeceksiniz ve bütün aile faydalanacak evet. değil mi bu sağlıkta? Aynı Yani bakmakla yükümlü olduğunuz evet. kişiler de. E dediğim gibi şu anda da bir task ücretin işte de 90 küsür lira bir para ödüyorsunuz ayda hı hı. E ve sağlık hizmetlerinden yararlanıyorsunuz hiçbir geliriniz ve çalışmanız yoksa. Hı hı. Peki, Peki yıllara göre primlerine bakalım. Evet, Bu bakalım. konuyla ilgili bir barkomuz daha olması lazım. O, bunu çıkarttı arkadaşlar. İşte, e, asgari ücretin %3 olduğu için. Evet 2020'de 90 lira demiştim ama bürüt asgari hı hı. ücretin %3'ü 107 lira e, civarında bir para. Geçen sene 88 liraydı. 2019'da 76 lira. Bu daha önce... Başka skalalılı üçlü olarak ödeniyordu ki 200 300 liraya çıkıyordu hemen ondan vazgeçildi Şimdi Ödü Tek güzel. seferde tek, ödediğimiz para. Evet, tek e, haneye indirildi, tek ödemeye indirildi. O da brüt asgari ücretin %3'ü e, ve bütün hastanelerden e, ücretsiz faydalanıyorsunuz. Tabii özel hastaneye gittiğinizde de sigortalı olarak yine katkı payıyla faydalanıyoruz. Evet. G gazetelere vaktimiz de çok fazla kalmadı aslında evet. bakarsanız ama bir görelim tamam, bir mi başlıkları halinde arkadaşlar? Hemen başlıklara şöyle bir bakalım. Çok az bir süremiz Kendimi kaldı. Akşam gazetesinin ekonomi sayfasında Türkiye'nin maske yardımı yatırımla karşılık buluyor başlığını evet. görüyoruz. Hemen takvime bakalım sizin tarafınızda. Doğru. Takvimin ee, ekonomi sayfası. Burada bir önemli bir şey çalıştı arkadaşlarımız aslında bunu da hatırlatayım. Bir gün anlatırız burada. Özellikle ev kadınlarının Çalışma imkanı bulamayanlar için bir sigorta imkanı ve emeklilik hı hı. imkanı var. Detayları takvimde okuyabilirsiniz. Ve Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında da teşvikte öncelik, evet. izinde kolaylık başlığı. Milliyet gazetesinde temiz havaya rağbet arttı diyerek yine önemli bir ayrıntıya değinmişler. Arzu edenler bakabilecekler. Hürriyet'in ekonomi sayfasında tarımda ucuz ithalat devri bitti, bitti başlığını görüyoruz. Maalesef ayrıntılara giremedik çünkü süremizin evet. sonuna geldik. Size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarın yine aynı Görüşmek saatlerde istiyorum. görüşeceğiz yeni konularla. Saat başında yeniden birlikteyiz. Ayrılmayın.